Evet kıymetli dostlar, bugün de kendi köyüm Dağüstü Köyü'nden güzel çekimlerle güzel bir programa imza atmış olacağız. İlk bölümümüzde sevgili muhtarımızla röportajımız olacak. Şimdi muhtarın önüne doğru yürüyorum yavaş yavaş. Kıymetli muhtarımız az sonra güzel bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Evet kıymetli izleyiciler, az önce yürüyerek geldiğim muhtarın önüne şu anda muhtarımızla yan yanayız ev halkıyla. Sevgili muhtarım, öncelikle programa hoş geldin, sefalar getirdin. Teşekkür ederim, sağ olun. Nasıl gidiyor hayat? Güzel, köyün sıkıntılarıyla, sorunlarıyla çözmeye çalışıyoruz. Başladık göreve, başlayalı açıkçası. Devam ediyoruz hizmetlerle. Sen şimdi seçildin, peşinden pandemi başladı, zor bir süreç başladı. Köyümüzde şu ana kadar öyle bir durum olmadı sanırım ama inşallah da olmaz. Birkaç vaka rastlanıldı açıkçası da onlar da sorunsuz bir şekilde atlatıldı açıkçası. Pek yayılmadan önlemler kapsamında yayılmadan önledik açıkçası. Bu arada göreve geldiğinden beri köyün hizmetleriyle ilgileniyorsun. Neler yaptın bu göreve başladığın günden bu zamana kadar? Açıkçası öncelikle su sıkıntımız, en büyük sıkıntımız su sıkıntısıydı. Yayla tarafından ortalık mevki dediğimiz bir su yerimiz vardı, kaynak suyumuz. Onu getirerek ve artısında su depomuzda 30 tonluk su deposunda yaparak bu su sıkıntımızı gidermiş bulunmaktayız şu anda. Ve ondan sonracığıma her senesinde işte şu ana kadar 3 yıl boyunca kilitli parke taşı toplamında şu ana kadar 7000 metrekarelik parke taşı döşemesi yaptık. Daha sonrasında morg sorunumuz vardı. Bunu da açıkçası morg sorunumuzu da gidermiş bulunmaktayız. 10.000 TL ödenek olarak özel idaremizden almış bulunmaktayız. Ekinde de tabii ki imece usulü köylülerimizle birlikte çalışarak bu işi tamamlamış bulunmaktayız. Ondan sonracığıma başka... Mezarlık yerimizde bir sıkıntımız vardı. Bunu da özel idaremizden sağ olsunlar Sayın Selvet Şenbey müdürümüz, özel idare müdürümüz yardımlarıyla kato getirttik açıkçası. Katoyla mezarlık yerimizi 100 kişilik bir mezar yeri kadar da açtırmış bulunmaktayız. Ama benim zannımca ilerleyen süreçte o 100 kişilik alan da yetmeyecek gibi. Çünkü köy nüfusunun şu anda görünen şekliyle çoğunluğu yaşlı. Ayrıca nüfus demişken, su şu anda yeterli diyorsunuz muhtarım ama yazları özellikle sıkıntı yaşıyoruz değil mi? Orası aynen öyle. Tabii ki kışları genellikle 15-20 hane kalmakta. Ancak yazları tabii ki de büyük şehirlerimizden gelen insanlarımızla birlikte nüfusumuz daha da artmakta. Ancak işte bu yapılan su depomuz şu anda mevcut ikametgah olarak bu seneki 90 nüfusumuz açıkçası. Tabii ki buna göre yapılmış durumda bu su depomuz. O zaman bir çağrı yapalım. Bu nüfus 90 çok az bu köy için. Yazları benim bildiğim kadarıyla 250-300 hatta 500'e kadar çıktığı zamanlar oluyor. O zaman niye bu nüfus burada kalmıyor? Bununla ilgili herhangi bir çalışma var mı? Veyahut da ne gibi bir çağrımız olur? Açıkçası emeklilerimiz bu konuda bizlere yardımcı olabilirlerse hadi okulda okuyan çocuklarımız için belki aileler onlar şey yapamayabilir, alamayabilir. Ancak durumu müsait olup emeklilerimiz köyde nüfuslarını tutmaları daha doğru olacağını düşünüyorum. Böyle bir köyün hizmet alması açısından tabii ki de nüfusa göre hizmet veriliyor bizlere de açıkçası. Peki muhtarım, çok teşekkür ediyorum. Seninle zaten çekimler süresince birlikteyiz. Ben şimdi şöyle sevgili enişteme. Enişte nasılsın enişte? Nasılsın, iyi misin? İyiyim çok şükür be. Nasıl köyde yaşam? Daha bundan iyisi olur mu? 1933 doğumluyum ben. Ey maşallah. Anladın mı? Daha bundan iyisi can sağlığı. Daha ne edeceksin? Çok güzel. Çok şükür iyiyim. Eme sen nasılsın? Yukarılığın birliğine çok şükür. Ne soracaksın? Bundan iyisi can sağlığı. Ne olacak? Biz de dedim ki hep başka yerler çekmeyelim. Bugün de köyümüzü çekelim. Köyümüzün görüntülerini yayınlayalım. Köydeki insanları yayınlayalım. Köyümüzün muhtarını konuşturalım. Köyümüzün sorunlarını dile getirelim istedim.
Varsa böyle dile getirmek istediğin sorunlar muhtarım, buradan. İlave olarak bir yaptığımız bir şey daha eklemek istiyorum, unutmuş bulunmaktayız. Ormanımızda piknik alan Karaçam Düden Yaylanımızda orta göz dediğimiz mevkide sağ olsun merhum Hilmi Özdemir ve eşi Şaziye Özdemir, Allah uzun ömürler versin kendisine. Onların ve çocuklarının şeyiyle, yardımı, katkılarıyla çeşmemiz de orada yaptırmış bulunmaktayız. İnsanlarımız güzel bir şekilde kullansın diye açıkçası. Tabii ki. Emeklerine sağlık. Sağ olsun. Tabii kendilerine teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler muhtarım. Çok sağ olasın bu güzel söyleşi için. Daha konuşacağız seninle. Daha konuşacaklarımız var. Bir konu daha var ama bunu da şimdi açıkçası bir parkımıza başlamış bulunmaktayız köyümüzün içerisinde. Merhum Aziz Özdemir adına açıkçası. Şu anda bazı nedenlerden dolayı yavaş götürebilmekteyiz. İnsanlarımız da bu konuda eğer söyledikleri sözleri de tutarlarsa bizim açımızdan da bir şekilde işleri daha hızlandırmayı düşünüyoruz. Herkes katkılarını yapabilirse açıkçası bu konuda. O zaman şöyle diyoruz. O söz veren arkadaşlar, bak muhtar şikayetçi, bir an önce o katkıları yapın ki muhtar da o parkı hayata geçirsin. Efendim yine çekimlerimiz devam edecek köyümüzün içerisinde. Şimdilik muhtarla söyleşimizi burada noktalıyoruz. Hazır köye gelmişken bir soğuk ayran içmemek de olmazdı. Muhtarın yetiştirdiği, muhtarın ailesinin yetiştirdiği ineklerin sütünden güzel bir ayranı içelim bakalım. İçebilir miyim abi? Köye gelip de koyun kuzu çekmemek olmazdı. Ben de zamanında çobanlık yapmış adamım sonuçta. Sevgili Ali abi, Ali Kahya'yla birlikte şu anda. Sevgili Ali abi, nasıl gidiyor köyde hayat? İyi, çok şükür hayat iyi gidiyor. Kaç senedir çobanlık yapıyorsun abi? Vallahi ben bilemiyorum kaç sene olduğunu ki. Kıyametten beri çobanlık yapıyorum. Kendim bildim bilen çobanım diyorsun. Kendimi bildim bilen çobanım ha. Ver çobanın üstüne bir de sörkü söyle. Ha, söyle. Koyun ahtı da geliyor da acı taktın keleklerini. Seni de zalim kızı yaktın da yüreklerimi. Kemancı sarıl Ali Kayan var ol. Koyunlar artık kışa hazırlanıyor yavaş yavaş değil mi? Son güz. Yayladan en düdüğünüz. Yayladan en düdük. Son güz. Artık kış aylığına giriyor. Allah izin verirse. Allah hayırlısı, nasip ederse. Hayırlısı inşallah. İnşallah. Peki Kahyam, sana bereketli olsun diyorum. Kolay gelsin diyorum. İyi günlerim olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Evet dostlar, adım adım dağ üstü çekimlerimiz devam ediyor. Evet, çekimlerimiz devam ediyor. Şimdi de baba yarım amcamla birlikteyiz. Bahçede de iyi kalıptı toprak atarken. Evet. Sevgili amcam nasılsın, iyi misin? Sağ ol, teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim amcacığım. Hoş geldiniz, safa geldiniz. Hoş bulduk. Aynı zamanda köyümüzün eski muhtarlarından iki dönem dedim amca muhtarlık. Evet, iki dönem yaptım. Bayağı da güzel şeyler yaptık. Şimdi, şimdi de bahçede toprak atıyorum diyorsun değil mi? Şimdi de yaşlandık, bıraktık o işleri. Torpağından uğraşıyor. Nefese nefese kalmışık ama. Çalışırken öyle oluyorum ya. Buradan şimdi çocuklara bir şey diyor mu İstanbul'a? Çocuklara, torunlarıma, gelinlerime çok çok selam söylerim. Sağ olsunlar, var olsunlar. İyi bakıyorlar bana. İyi. Bu artık sen onlara mı bakıyorsun, onlar mı sana bakıyor? İdare ediyor vaziyeti. Bazen onlar, bazen biz bakıyoruz. Nefesini toplayabilirsen bir de türkü söylesene mi? Yok, vallahi yapamam, yok. Vallahi hatıra kalsın. Yok, bir yok. Bir dörtlük ya. Yok, yapamam. Sütün kesenin dibi de bir. Yok. Diyemiyor mu? Nefesim kesiyor. Nefesi yetiştiremiyor. Peki amcam, ellerinden öpüyorum. Teşekkür ediyorum. Selam ablam. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sağ ol. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sabaha geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk ablam. Ne yapıyorsunuz da? Çekim yapıyor ablam, iyi de. Ha böyle geldik bugün dedim, köyümüzü çekek çok böyle. Çok güzel etmişsiniz vallahi. Peki teşekkür ediyorum ben. Çok sağ olun. Torunlarıma ille de semime. Selamlar olsun diyorsun yani. Selamlar yani.
efendim. Eyvallah, eyvallah. Efendim çekimlerimiz hızla devam edecek. Köyümüzün içerisinde güzellikler çekmeye devam edeceğiz.